Hanımlar, beyler merhabalar. Bir cumartesi sohbetlerinde daha birlikteyiz. Bugün 19 Eylül ve Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından 19 Eylül 1921 tarihinde Başkomutan Mustafa Kemal Atatürk'e Gaziler Günü'nde gazi unvanının verilmesi münasebetiyle kabul edilen Gaziler Günü'nü bugün kutluyoruz. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü ve tüm gazilerimizi rahmet, minnet ve saygıyla anıyoruz. Bununla birlikte bölücü ve yıkıcı terör örgütleriyle verilen mücadelede yaralanmış, uzvunu kaybetmiş, bağrında terörist kurşunu ile yaşayan 20 bin vatan evladına malullük ve gazilik verilmediğini de buradan bir kere daha hatırlatmak istiyoruz. Bu sebeple de Gaziler Günü'nü elbette buruk olarak kutluyoruz. Buradan yetkililere seslenmek istiyoruz. 20 bin vatan evladının sesini duyun. Gazilik santimle ölçülemez, gazilerimiz yaşayan anıtlarımızdır. Hepsine minnettarız. Lütfen gazilerimize haklarını verelim. Devletimiz 20 bin vatan evladına hakkını veremeyecek durumda değil çok şükür. Bugün her zaman olduğu gibi programımıza çayın, tütünün ve Neşet Ertaş'ın Rabbine şükrederek başlayalım. Bugünkü konuğumuz Adıyaman Kantinciler Derneği Başkanı Sayın Mahmut Bereket Başkanım, hoş geldiniz. Hoş bulduk, Allah razı olsun. Ciddi bir sorun aslında uzun zamandır dillendirdiğiniz, birçok siyasi partiyi ziyaret ederek sorunlarınızı aktardınız. Kentimizin 5 milletvekiline dilekçeler ve yazılar gönderdiniz. Yaklaşık 7 aydır kapalı olan ve 7 ay boyunca da ne yediler, ne içtiler, nasıl yaşadılar sorulmayan bir esnaf grubunu temsil ediyorsunuz. Ben sözü size şöyle bırakmak istiyorum. Nasıl geçiniyorsunuz? Teşekkür ederim. Evvela 19 Eylül Gaziler Günü'nü bizlere, yani organlarından yaralanarak gazilerimizi şükranla yad ediyorum. Allah onları var etsin. Onlar bizim başımızın tacıdır. Eyvallah. Onların oradaki mücadelesi sayesinde biz buradayız. Evet. Evvela bunu söyledikten sonra bizlere sorularımızı anlatma fırsatı veren Mercan TV ailesine ve İbrahim Bey'e sonsuz teşekkürlerimizi sunuyoruz. Sağ olun, var olun. Teşekkür ederiz. Şimdi bizler nasıl geçiniyoruz? Şimdi Çin'in bu anketine başlayan 13 Mart'ta okulların tedbir amacıyla kapatılması nedeniyle yaklaşık 7 aydır bizim işletmelerimiz kapalı. Evet. Yani önce şunu, tabii önce sağlık diyelim. Yani sağlıklı nesiller için, sağlığımız için her şeyden önemli. Siz de bilirsiniz ki sağlıklı nesillerin gelmesi için de ekonominin de dönmesi lazım. Evet. Bizim işletmelerimiz kapalı. Yani nasıl geçiniyoruz? Vallahi bilemiyoruz. Kredi kartlar patladı. Birçok arkadaşımız icralık pozisyonunda. Yani geçinemiyoruz. Öyle diyelim. Peki yani bu süreç içerisinde bir devlet desteği söz konusu olmadı mı? Okulların kapanmasıyla birlikte kiralarınız ertelendi mi? Yoksa primleriniz, Bağkur primleriniz, sigorta primleriniz, çalışanların maaşları anlamında bir destek oldu mu? Şimdi destek şöyle. Bizim zaten sözleşmeden kaynaklanan yükümlülüğümüz var. Şimdi bu doğal bir afet esnasında kiralarımız donduruluyor. Hı hı. Yani kiralarımız çalışmıyor. Evet. Bu bizim bir artımız. Ondan sonra bizim Bağkur'umuz, SSK'lar, vergiler, muhasebe, muhasebe ücreti, oda ücretleri çalışıyor. Evet. Şimdi biz yardım konusunda da devlet bize şey verdi, esnaf kefaletten. Bunu da bütün üyelerimiz aramadı yani. Neden? Alanlar için de şöyle bir şeydi. 25 bin lira Halk Bankası'nın kartı verdiler. Bir de 6 ay ödeme şey ertelemeli 25 bin lira kredi verdiler. Hı hı. Ve o kredinin tarihler geldi, ödeme tarihleri. Ne zaman başlıyor? Önümüzdeki ayda başlıyor. Önümüzdeki ay başlıyor. Evet. Şimdi bizim işletmeler o 25 verdiği 25 bin lira eridi bitti. Evet. Şimdi iş yok. Bunları ödeyemeyecek pozisyona geldik ve bu pozisyondan dolayı da birçok arkadaşımız yine icralık olacak. Hı. Maalesef. Peki yani 25 bin lira kredi verildi, 25 bin lira da banka kartı verildi size. Aynen, yani bunu da birçok arkadaşımız alamadı yani. Alanlar için de alamadılar peki? Yani şöyle yani bazı evraklar istiyor işte, diyor ki şuraya borcunuz olmasın, buraya borcunuz olmasın, hı hı, bankalardan. Şimdi zaten okullar anı kapandığı için birçok arkadaşımız borç durumundaydı. Evet. Yani
Ondan dolayı alamadılar. Borçlu oldukları için. Borçlu oldukları için. Borçlarını da ödeyemiyorlar. Ödemiyorlar. İşyerleri işte, kapalı olduğu için. Kapalı. Allah yardımcınız olsun. Zor. Amin. Şimdi amin. Pazartesi günü okulların açılması bekleniyor. Yani bu konuda herhalde kesin karar alındı. Okullarla birlikte kantinler de açılacak mı? Yani %90 açılmayacak. 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 Evet. Nasıl olacak peki bu iş? Yani nasıl olacak? Biz devletimizi yöneten yöneticilerimizden şöyle bir talebimiz var. Sesimizi duyun. Yani bizler bugün, ben Adıyaman için söylüyorum. Adıyaman'da 156 tane kant işletmemiz var. Bunları 4 tane çalışanınla çarptığında ve bunun yanında bunun tedarikçileri var. Burada hizmet bize işte poğaçacısı, işte sucusu, sütçüsü, ayrancısı hesapladığında tedarikçilerimizle beraber belki Adıyaman'da binlerce kişi mağdur durumda şimdi. Evet. Yani bununla ilgili biz bütün siyasilerimizi ziyaret ettik. Değindiniz. Siyasi partilerimizi ziyaret ettik. Sağ olsunlar hepsi bizi karşıladılar, ilgilendirdiler. Ve hepsine ayrı ayrı ilgi ve alakalarından da teşekkürlerimi sunuyorum. Biz Adıyaman'ımızın değerli 5 tane milletvekiline birer tane dosya halinde şey gönderdik. İşte bu şeyle ilgili okul gıdasıyla alakalı. Okul gıdası logosu ile ilgili bunun işte federasyonla beraber bizim federasyonumuz var İstanbul'da. Onunla beraber biz bütün vekillere, Türkiye'nin bütün vekillerine Adıyaman'dakilerine biz gönderdik. Evet. Daha bize dönüş yapan Sayın Abdurrahman Tüter'e vurdu Sayın Vekilimiz. Diğer vekillerinden dönüş olmadı. Diğer vekillerimizden inşallah temennimiz dönüş bekliyoruz. Hı-hı. Onlar da muhakkak işleri yoğundur, döneceklerdi bize. Dönüş yapmalarını bekliyoruz inşallah. İnşallah dönerler. Peki ne istiyorsunuz? Yani o dilekçenin konusu bu okul gıdası ile alakalı problem nedir? Ne şimdi istiyorsunuz? Şimdi şöyle bir şey. Şimdi devlet sağlıklı hijyen koşullarında nasıl diyeyim ben? Obeziteyle mücadele kapsamında. Tabii biz bunu de istiyoruz. Ancak şimdi üreten firma yok. Devletin istediği kriterdeki ürünler piyasada yok. Piyasada olmayınca bu piyasada satmamız, bu ürün şimdiki piyasadaki ürünlerde yasak. Şimdi onu satmıyorsun, yerine koyacak ürün de yok. Ne yapacağız? Evet, hiçbir yani, şey satamıyor. Firmalar şey üretmiyor. Yani bir düzenleme yapıldı ama altyapısı mı yok? Altyapısı yok. Altyapısı yok. Altyapı olmayınca da bizler şimdi onu o zaten yok. Olmayınca satamıyorsun. Olanı da satmak yasak. Öyle olduğunda da mağdur oluyorsun. Şimdi bir de işin şöyle bir şeyi var. Şimdi ben kendi okulumda diyelim benim bir cadde var aramızda geçen. Karşı markette, al marketimde her şey serbest. Çocuk öğlen arası çıktığında oradan veya sabah gelirken öğlen kapılar açıldığında dışarı çıkıp getirdiğinde bakıyorsun çocuk mesela cipstir, koladır, gazlı içecektir. Devletin kesin çocuklar tüketmesin dediği ürünlerin hepsini marketlerden yan taraftan orada burada tedarik edip okulun içinde tüketiyorlar. Ve bu bizim Türkiye genelinde bütün okullarımızda var maalesef. Şimdi yasaksa bizde de yasak olsun. En azından şöyle bir tavsiye, bizim şöyle bir şey önerimiz var. Nasıl sigara ve alkolü içecekler belli bir metre ibadethane ve okullarda uzak durması lazımsa satış alanları, okullarda öyle bir şey olabilir. Bizde yasak olan bir ürünün okulun yanındaki markete de yasak olması lazım. En azından devletimiz bu konuda bizi yönetenler bu öneriye ses verebilir. Yani sizdeki yasaklar okulun çevresindeki yakın bölgedeki marketlerde, bakkallarda da uygulansın. En azından öyle olması. Aslında çok uygulanabilir bir şey değil aslında ama yani o esnaf bu sefer... Yani şöyle bizim zaten şimdi Tarım Bakanlığı'nın onayladığı bir ürünü. Şimdi devlet burada aslında kendisiyle çalışıyor. Şimdi bakanlık onaylamış. Bu tüketilebilir, sağlıklı bir üründür. Değilse o zaman üretimizi de vermeyeceksiniz. Şimdi o zaman şöyle bir şey yapabiliriz. Şimdi nasıl sigaranın üzerinde sigara öldürür diye. Orada da işte yaptığı kekin üzerinde diyebilir. Kek zararlıdır. Yazın bak. Evet. Yani bir şey var burada. Yani burada bir uyuşmazlık var. Benim onunla ilgili şöyle yani bizim başımıza bela olan bu 15 Temmuz sürecindeki FETÖ zihniyetinin aynısının bu ürünler konusu, logo ürünler konusunda da bunu gündeme getireceğine inanıyorum. Bu onların bir eseri ve hala ayakta duruyor. Bunun da örneği şu. Benim acizane fikrim şimdi bu okul logosu ürünü global şirketler takip tabii mesela kantinlere şöyle çok şey gözüyle bakıyorlar. Fazla dönen bir yer olarak görüyorlar. Şimdi adamların amacı şuydu benim acizane fikrim.
Şimdi biz diyor ki okul logosu çıkaralım ve bunu tek elden bütün Türkiye'deki okullara yönetelim. Bence bunun mantığı buydu ve bu da böyle imkansız bir şey Allah'a şükür. Hükümetimiz de o konuda el attı. Yani bu bence FETÖ yapacağız. Yani bu tasarı uzun zamandır erteleniyor zaten. Erteleniyor. 2016'da mı çıktı bu? Yani 2013'te mi çıktı? 2016 olması lazım. 16. 16 olması yani lazım. Yani 2016'dan bu yana zaten uygulanmıyor ve sürekli erteleniyor. En son olarak da sizin federasyon başkanınız sanırım 2023'e kadar erteleniyor. 2023'e kadar en azından demişti. Evet. Çünkü altyapısı oluşmadı. Altyapısı oluşmadı. Ne tedarikçi firmalar da var. Ne okullar, ne bizim öyle bir hazırlığımız var. Şimdi bu süreçte, bu pandemi sürecinde bir de olduğu zaman, yasaklar başladığı zaman gerçekten kepekleri indireceğiz. Anahtarları milletin bakanlığına teslim edeceğiz. Çünkü o zaman biz evimize ekmek götüremeyeceğiz. Evet. Peki şimdi kantinciler kantinlerde öğrencilere tost, sandviç vesaire şeyler de hazırlıyor. Evet. Bunlar da bir denetime tabi mi? Yani ekmek kalitesi, tabii, tabii. Sucuk, kaşar vesaire kalitesi, yağ kalitesi. Abdurrahman Bey bizleri her ay okulayla birliği denetler. Bizleri her ay Tarım İl Müdürlüğü denetler. Bizler her ay zabıta denetler. Bizler her ay Sağlık İl Müdürlüğü denetler. Yani devletin bizle alakalı bütün kuruluşları bize denetler. Bizim bütün işletmelerimiz devletin vergisine tabi edilir. Hepimiz vergi ödüyoruz devletimize. Ve biz bununla da gurur duyuyoruz. Yani biz devlete verdiğimiz her kuruş helal hoş olsun. Sonuçta biz bize veriyoruz. Devlet de bizim. Verdiğimiz para da bizim. Sorun değil o konuda. Ama biz de bu süreçte, çalışmadığımız süreçte bize diyoruz ki devletimizi yönetenlere, başta Cumhurbaşkanımıza bizi duyun, biz açız. Arkadaşlarımız, ben şöyle bir örnek vereyim size. Beni bir arkadaşımız aradı, bizim üyemiz. Başkanım dedi, ben dedi çocuğuma bez alamıyorum dedi, süt alamıyorum dedi. Yani hiç böyle gerçekten biz öyle bir süreçte yaşıyoruz. Kiracı olan arkadaşımız var. Şimdi icralık olan arkadaşlarımız var. Yani anlatamam. Bu yaşanması lazım. Allah bu acıları bir daha böyle bir sorunu memleketimize göstermesin. İnşallah en kısa zamanda biz bunu devlet olarak hallederiz. Dünya bu virüsten kurtulur. Ama açlık hepsinden kötü. Bizim arkadaşlarımız aç. Peki kredi verildiğini söylediniz. Şimdi bu konuda yani bu krediler alanlar için, alamayanlar ayrı bir durum. Alanlar da şimdi bir ay sonra ödemeye başlayacaklar dediniz. Evet, önümüzdeki. Yine kantinler açık değil, yine bu insanlar para kazanamayacaklar. Kazanamadıkları halde krediyi nasıl ödeyecekler? Burada bir talebiniz var mı? Şimdi bizim devlet büyüklerimizden şöyle bir talebimiz var. Şimdi biz diyoruz ki bize bu kredilerimizi erteleyin. Erteleyin. Bu veya bize şöyle bir şey yapabilir. Devletimiz bizim kaç tane işletmemiz varsa Türkiye genelinde yaklaşık yani 71 bin okul var. Üniversite kantinlerine kattığında, hastane kantinlerine kattığında bu 100 binleri buluyor. Şimdi biz diyoruz ki devletimiz her işletmeye 50'şer bin lira hibe yapabilir. Bu devletimiz için Allah'a şükür devletimiz güçlü bir ülkeydi. Dünyanın en büyük 5. ekonomisiyiz. Şimdi 100 bin kişiye devletimiz 50'şer bin lira veremeyecek güçte değil. Elhamdülillah. Gücümüz de var, potansiyelimiz de var. Şimdi biz bunu yapabiliriz. Bu olmazsa 100 bin lira can suyu adı altında 2 yıl ödemesiz, faizsiz kredi de verebilir devlet bize. 2 yıl içinde inşallah bu hastalık süreci biter. Biz de orada ferahlarız, paramızı devletimize tekrar öderiz. Yani devlet bize bir can suyu versin. Yani burada şöyle bir şey soruyorum. Mesela sizden örnek verelim. Sizin çalıştırdığınız kantin var değil mi? Sizin var, evet. Kaç personel çalışıyor? Yani benim 4 tane personelim var. 4 personel var. Evet. Siz dahil 5 kişi. Aynen. Siz Bağkur ödüyorsunuz, onların sigorta primleri ödeniyor. Evet, bu 5 aile demek. 5 aile demek. Bunların şu an ödemelerini yapabiliyor musunuz? Nasıl yapıyorsunuz? Ödemeleri yapamıyoruz. Yapamıyoruz. Yani çünkü yani biz gündelik parayla dönen bir kurumuz. Yani bizim bugün okul kapandığında kasada para kalmaz. Bugün para kazanmadıysanız aç gittiniz yani. Aç gittik maalesef. Bu 100 bin lira dediğiniz yani 50 bin lirası hibe, 50 bin lirası kredi, 2 ay, 2 yıl yani ödemesi. Yani şöyle 50 bin lira hibe, 50 bin lira hibe. Mevcut krediyi kapatmak için. Yani mevcut krediyi. Olmadığı takdirde. Yani devlet bize hibe diyelim
vermediği takdirde 100 bin lira 2 yıl ödemezsiniz. 2 yıl erteleme öyle 100 bin lira bize faiz para da verebilir. Devletimiz bunu da yaparsa yani en azından bizim işletmelerimiz ayakta kalırız biz. Ailelerimiz de kimseye muhtaç olmazdık. Şimdi ben birçok arkadaşımızı biliyorum. Biz tütün şehriyiz. Tütün işine girdiler. Tütün de başkentiyiz. Yani girmek şöyle, sabahın dördünde gidiyor, tütün tarlasında çalışıyor. Garibim, bilmiyor bir de. Şimdi bilse, gittiğinde şimdi tütün kırmayı bilmez, saplamayı bilmez. Adına bir gün gidiyor, adam birinci gün idare ediyor. Gündelik, yümecilik yapıyor. Şimdi adam bunu idare ediyor. Ama ikinci gün bakıyor, adam da haklı. Şimdi ürün, iş karşında bir yemek harcaması lazım, bir ürün üretmesi lazım. Yani yapamıyor. Yapamayınca diyor ki kardeşim sen gelme yarın. Evet. Yani çok yani ciddi bir sorun var. Gündelik işine bile bizim arkadaşlarımız almıyor. Evet düşünüyorum. Yani ülkemiz var genelinde yani. Yaklaşık 500 bin yani hastaneler, üniversiteler dahil olmak üzere 500 doğrudur. Bin civarında kantinci işsiz durumda. Aileleriyle birlikte 3 milyona yakın bir insan grubundan bahsediyoruz. Tabii tedarikçi zincirlerini de katarsak işin içerisine çok aynen, ciddi sayıda aynen. insanı etkilemiş bir durum. Adıyaman'da 140 mı dediniz? 156 tane. 156 tane kantin var. Evet. Bu sadece milli eğitime bağlı. Yani eğitime bağlı. Hastane, üniversite hariç. Hariç. Evet. Yani Adıyaman'da da ciddi sayıda bir aile. Yani şöyle bir şey diyelim. Yani bizim bir isim vermeyeyim. Bir ilçemizde tek bir tane kayıtlı şey var. Okul var. Yani muhakkak ki öbürlerinde de ya okul aile bir yol altında yani bir şekilde orada da bir işletmecilik vardır ama orada geçinen hı-hı. insanlarımız vardır. Ama yani biz bunu sadece devletin kendi resmi kayıtlarında... Yani bir de kayıt dışı kantinler mi var? Yani şöyle yani vergiye tabi olmamış. Okul aile bir yönetmeyle yönetilen veya işte bugün diyelim köy okullarında işte çocukların ihtiyaçlarını karşılayabilecek basit eski hani bizim dönemdeki kantinler hani simitle şey tatlı vardı ya. Bisküvi falan satın. Bisküvi yani. Yani o şekilde bir tatlı kantin anlayışı var. Biz onlarla beraber düşündüğümüzde sayımız daha çok. Ben şimdi şeyi sormak istiyorum. Şimdi okullarımızın kalitesi artıyor. Fiziki şartları iyileştiriliyor. Öğrencilerin sayısı ve okul aile birliklerinin bilinç seviyesi de yükseliyor. Kantinler ne duruma geldi? Yani işte o bahsettiğiniz tarzda bir baraka içerisinde 3-5 bisküvinin satıldığı, işte simit poğaçanın satıldığı bir yer mi? Yoksa bu şimdi idealize edilen kantin şimdi, nasıl bir şey? Şimdi şöyle bir şey, siz tam nasıl diyeyim, tam nokta atışı yaptınız. Teşekkür ederim bu konuda. Şimdi bizim böyle, zaten böyle bir küçük sıkıntımız var. Şimdi Türkiye'deki birçok ilde, şimdi şöyle fiziki şartların, kantinler için fiziki şartların güzelleştirin diyor. Oradaki milli eğitim, oradaki yöneticiler. Bizim de burada bizim arkadaşlarımız da diyor. Hani biz de fiziki şartları güzelleştirelim, daha hijyenik, daha böyle sağlıklı yerlerde üretim yapalım ve çocukların gelip kafe gibi insan bile rahat edebileceği bir ortam sunalım diyorlar. Şimdi bunun da tabii belli bir yükümlülüğü var. Bunu yaptığın zaman da işte böyle bir maddi külfeti var. Bunu yaptığımızda da biz milletimize diyoruz ki bizdeki millet müdürlüğüne işte biz buraya masraf yaptık. Test masrafı yapmışız. Bu masrafları bugün İstanbul yapıyor. Örnekler de burada dosyada. Hı hı. İstanbul yapıyor, Bursa yapıyor. Bugün Kocaeli yapıyor. Yani tesis masrafı olarak işletiyor. Siz de bunları bize yapın. Ve bütün arkadaşlarımız, bu zor şartlara rağmen. Hepsi, çünkü bizim mesaimizin %90 orada geçiyor. Ben 8 saat evde yatıyorsam 14 saat okuldayım. Evet. Bunu hafta sonunda kaçıyorsunuz. Hafta sonunda oradayız. Yani ben oturduğum mekanın güzel olmasını isterim. Daha sağlıklı şartlarda öğretmenlerimize, öğretilerimize hizmet etmek isterim. Bunu yapmanın da bedeli ekonomik olarak ödendiğinde bunu tesis masrafı olarak işletilmesi lazım. Milleti müdürlüğümüze biz bunu söylediğimizde maalesef daha bir olumlu cevap almadık. Dilekçelerde yazıyoruz, veriyoruz yani ama... Burada kastınız şu mu? Biz evet fiziki şartları iyileştirelim. Neredeyse bir kafe gibi gayet güzel kantinler, oturulacak alanlar oluşturalım fakat olur da ihaleyi biz kaybettiğimizde bir sonraki dönem Alan arkadaşımız ilk işletmeciye ona belli bir amortisi kullanma hakkı düştükten sonra onun ücretini öder, öbür arkadaşımız alır, işletir. Daha güzel şartta da işletmiş olur. Ve bu şunu engeller. Bu yani tabiri caizse böyle gelip 300-500 lira tıma eden insanlar var. Çantacılar diye tabir yani ettiğimiz yani öyle demiyorum kesin. İşte. Yani, diyelim. Yani biz... bu tür insanlar var. Bunları mesela önüne de geçmiş oluruz. Kantincilerde de kalite düşürmemiş oluruz. Evet. Yani böyle bakıyorsun yani
Belgeyi nasıl? Belge aldığı zaman adam hemen gidiyor. Diyor ki ben bir kantin alırım. Bu kadar kolay mı belge almak? Zor. Zor. Eskiden kolaydı, şimdi zor. Şimdi onun önlemini devlete aldı sağ olsun. Peki sizin bu kantinciler arasında bir sendikalaşma, işte haklarını korumak üzere bir STK oluşturmak, sizin derneğiniz var ama bunun farklı örnekleri var mı? Adıyaman'da sadece siz mi varsınız? Başkaları da var mı? Var var. Bizim mesela STK'mız da var. Bizim federasyonlarımız, odalarımız Türkiye genelinde. Bizim mesela mesleğimizle ilgili iki tane sendikamız var. Bir tane aynı zamanda birinin de il başkanını ben yapıyorum. Diğer de bir arkadaşımız daha yapıyor. Yani bizim maksadımız burada ayrımcılık değil. Biz burada hangi sendikadan hangi nereye iyi olduğu önemli değil. Bizim mesleğimiz için bir taş üstüne taş koyan bir arkadaşımız kimse biz onu alkışlarız. Evet. Yani bugün yeter ki maksat emekse, maksat harcadığımız emeği karşılığını almaksa bunun kimin söylediği önemli değil. Doğru doğrudur. Biz doğruyu her zaman alkışlarız. Bizim öyle bir ayrımımız gayrımız yok yani. Anladım. Şimdi bu okul gıdası meselesi sizin STK oluşumlarınız içerisinde yetki verilerek sizin tarafınızdan mı yaptırılacak? Yoksa bununla ilgili öngörülen bir gıda firmasının mı ortaya çıkması? Nasıl bir şeydir? Bu okul gıdası meselesini bir anlamak istiyorum. Şimdi kantinlerle ilgili hiçbir şeyde kantinciye sırmıyorlar maalesef. Bakın mesela bizim fiyat tespit komisyonlarımız olur. İşte okul ihaleye çıkacaksa onun fiyatını belirlemek için komisyon toplanır. O komisyonda kim vardır? Maliyeci vardır. Kim vardır? Milli Eğitim'den arkadaşımız vardır. Kim vardır? İşte atıyorum bizi, yani bizler ama en önemli konu ne? Okul öyle birinden bir arkadaşımız vardır. En önemlisi ne? Bizler. Bizlerden kimse yok orada. Şimdi bizle ilgili karar alınıyor. Bizim hakkımız, hukukumuz sonra kimse yok. Evet. Şimdi bizim Milli Eğitim'in mesela yaptığı genellikle öğrenci sayısına baz alarak fiyat tespiti yapıyor. Bunu da yaptığı zaman şöyle diyor ki 1000 tane öğrenci var kırsalda. O 1000 öğrenci, ben şöyle bir şey, 1000 öğrenciden 300 tanesi kantine gelir. Öbürü 700'ü dışarıda bakar. Çünkü insanlar bizde hani kimisinde yok ama oradan da harçlık verme kültürü daha gelişmedi memleketimizde. Şimdi 1000 kişi üzerinden hesaplanıyor ama gerçek realitede gelen öğrenci sayısı 300. Öyle düşünelim yani. Bu hani bu afaki rakamlar. Şimdi bizle ilgili okul logosuyla ilgili kararda yine bizlere fikirlerimiz alınmadı. Yani şimdi yıllardır ertelendiğine göre bunun altyapısı da böyle bir şey oluşturulmadığına göre herhalde kimseye sorulmuş. Bir tane firmamız yani yaptı. Ve bu yaptığı ürünler tatsız tutsuz. Tadı tuzu yok. Çocuk almıyor. Raf ömrü az. Şimdi yanlış hatırlamıyorsam 2 ay bir firmamız yaptı yani ulusal bir firma. 2 ay raf ömrü var. Çocuk almıyor. Almayınca rafta ben de rafımda duruyor. Tarihi geçince ben firmaya hediye ediyorum. Firma da geri zarar ettiler. Ve yapan firma da artık üretmiyor. Evet. Benim bu söylediğim global yani uluslararası bir şirket, bizim markamız olan bir şirketimiz. O yapmıyor. Şimdi bunu yapan firma yok. Ya aslında bu şimdi çok ciddi bir problem. Biz çocuklarımızın elbette kantinlerde doğru ürünlerle beslenmelerini isteriz. Yani onların sağlığına zarar verecek, obeziteye yol açabilecek şeylerle beslenmemelerini isteriz. Sağlıklı bir ortam olsun isteriz, hijyenik olsun isteriz. Hoş, güzel dekore edilmiş isteriz. Çok şey isteriz de işte bunu isterken ve bazı düzenlemeler yaparken maalesef realiteyi biraz kaçırıyoruz gibi. Çok güzel yani teoride çok hoş, pratikte i̇şte problemler başlıyor. Orada başlıyor zaten. Yani keşke öyle bir şey olsa, şimdi bizler kantinci camiası olarak bizim nasıl, yani kimisi nasıl bizi görür ama bizim kendimiz gördüğümüz şey şu. Biz okulun icap ettiğinde gönüllü şeyleriz, bekçileriyiz. İcap ettiğinde gönüllü temizlikçileriyiz. Ablalarıyız, abileriyiz. Öğrencinin bize bakışı, şimdi hemen öğrenci şöyle bir örnek vereyim. Öğrenci geliyor diyor ki, amca diyor, abi diyor, yaz bir zahmet diyor, telefon koyuyor, annemi arayabilir miyim diyor. Bak biz orada öğrenci bize koyduğu pozisyon. Şimdi öbür şekilde şöyle bir şey, öğrenci gidip herhangi köşede, kenarda bir bakkalda diyemiyor ki ben acım. Aslında bize geliyor çocuk o an aile harçlık vermemiştir, unutmuştur veya şeydir. Çocuk geliyor bakıyor, amca diyor bir tost alabilir miyim diyor, sonra veririm diyor. Hiç. Bizim yani
biz oralara ticaret gözüyle de bakmıyoruz aslında. Biz hizmet sektörüyüz. Bizim de amacımız o hijyenik, obeziteyle mücadele için biz de aynı amacı gidiyoruz. Şimdi insanlar mesela çocuk kantinde bence hani ben kantinci olduğum için söylemiyorum. Dışarıdaki bir yerle kıyasladığında herhangi bir yerle biz daha çok denetleniyoruz. Ve bizim orada bizim şöyle bir artımız var. En çok ev hanımının çalıştığı sektör biziz. Evet, onu yani, soracaktım size. Yani evdeki annelerimiz yani kendi işletmesinde çalışıyor. Ve şimdi hepimiz eşlerimiz var. Bizim eşlerimiz çocuğuna edilmediğinde başka çocuğa edilmez. Şimdi sizin sektörde evet onu sormak istiyordum zaten. Genellikle ev hanımlarını personel olarak çalıştırmayı evet, tercih ediyorsunuz, istihdam ediyorsunuz. Onları üretime de katıyor musunuz? Yoksa sadece işte al, ver tarzında yani bir şey. Yani üretime de katıyoruz. Yani bizim kendi mesela kantincilik sadece zaten tost, sandviç de şey değil. Hani biz kendimiz sıcak yemek de üretiyoruz. İşte pastasıdır, kekidir, böreğidir. Bunu evde yapıp servis yapıyoruz. Yani bizim zaten yap, tüket. Anında yap, anında tüket diye bir projemiz vardı. Biz onunla ilgili eğer bu pandemi süreci başlamasaydı bu salgın hastalığı, biz onunla ilgili turizm okulumuzla beraber bir projemiz gerçekleştirdik. İşte 56 saatlik uygulamalı bir anında üret, yani hemen üret, anında tüket. Yani mutfak tarzı bir mutfak şey olacak dışarıda. Şey. Bütün öğrencilerimize biz hani öyle bir şey biz zaten amaçlamışız. Federasyonumuzla beraber öyle bir projemiz de var. Biz bunu 17 il Milli Eğitim Bakanlığı'yla protokol yaparak yaptık biz. Adıyaman'da da? Adıyaman'da var, Adıyaman'da içinde. Evet. Biz o konuda kendimiz şanslıyız. Evet, peki. Aslında bu güzel bir şey. Yani o kantinlerin açtık barakalıktan çıkıp böyle birer daha nasıl diyelim fiziki anlamda da iyi bir model olmaları için. Şimdi, belki başka da istihdam yaratmak şimdi, için. Muhakkak. Şimdi Abdurrahman Bey biz ben federasyonda aktif. Biz zaten geçen sene federasyon top bölge tapasını Adıyaman'da yaptık. 61 tane ilden temsilci çağırdık. Yani turizme de bir katkı sunduk Adıyaman tanıtımı için. Şimdi biz de illere gidiyoruz. Ben isim vermeyeceğim yani hani reklam olmasın diye. Bir ile gittik. Bizim arkadaşımız 480 bin lira harcamış. Kantin için. Kantine. Ama kantine gittiğinde yani böyle bir lüks kafe Adıyaman'da yok. Ya çocuk orada, ben olsam orada oturup var ya, oturup sabah oturmak isterim yani. Çünkü şimdi her şey böyle, ya nasıl diyeyim yani, o duygu yaşamak lazım. Ben oradaki çocuklar çok şanslı hissediyorum. Ya bizim Adıyaman'daki çocuğumuzun oradakine ne farkı var? Yani bizim buradaki de idarecilerimiz, bizim önümüz açsın. Ya biz, belki onlar kadar ekonomik gücümüz yok ama, biz en azından buradaki öğrenciyi, oradaki yani bu da bir kalite seviyesidir ha. Evet. Şimdi biz buradaki kaliteyi arttırdığımızda eğitime de yansıyacaktır. Aile geldiğinde o mekanı gördüğü zaman aile çocuğunu daha böyle huzurlu bir şekilde okula bırakacaktır. Şimdi sizin dediğiniz gibi baraka olan bir kantincilik anlayışında. Bugünlere biz gelmek istiyoruz. Bunun için de devletin bize bilhassa Adıyaman'daki yereldeki yöneticilerimizin bize önümüzü açması lazım. Kim muhatabınız burada? Yani asıl ya, muhatabınız Milli Eğitim mi? Tabii ki Milli Eğitim. Biz Sayın Müdürümüzden de umutluyuz. İnşallah önümüzü açacaklardır. Bunda gerçekten samimi söylüyorum. Umutluyuz da. Hı-hı. Bu konuda önümüzü açacaklardır. Çünkü bunun, yani biz afaki söylemiyoruz. Bunun emsalları var. Türkiye'nin yani 80 il bir yere gidiyorsa bizim ayrı yere gitmemizin bir anlamı yok ki. Biz aynı yere gideriz. 80 il yanlışsa biz de yanlış yaparız. Öyle düşünelim. Evet. Bugün İstanbul'da belki bizim buradaki personelimiz kadar İstanbul Milli Eğitimi'nde avukat sayısı vardır. Şimdi onların yaptığı yanlış bizim burada yaptığımız mı doğru yani? Hukuki bazda bakarsanız. Tabii her alanda, her sektörde bunlar var tabii ki. Şimdi tekrar şeye gelecek olursak, bu 7 aylık kapalı olduğunuz sürece gelecek olursak, bazı kantinci arkadaşlarınızın çöp toplama işine kadar girmeye başladıklarını duyduk. Yani ben bunu söylemek istemiyordum. Çünkü niye? O arkadaşlarımız hani isim vermeyeceğiz ama rencide oluyorlar. Evet. Şimdi çalışmak ayıp değil. Kesinlikle. Yani insanların, biz oradaki çöp toplayan insanlarımız da bizim insanımız. Saygı duyuyoruz. Çünkü orada emek var. Yani bak müdürlük yapan
müdürümüze de saygılıyoruz. Orada da bir yemek var. Evet. Bizim öyle hani iş gücünde bir şeyimiz yok. Ama bizim asıl işimiz kantincilik. Bizim oradaki arkadaşımızın yaptığı işe, yani ben onu şey yapmıyorum. Ama onun o hale düşmesi bizim devletimiz büyük bir devlet. Böyle güçlü köklü bir devletin yani insanımız oraya düşürmesinin bence yani üst katmanlara biz sesimizi iletemiyoruz. İletirsek muhakkak bu işi çözülür. Umarız bu program sesinizin duyulmasına biraz daha fazla katkı sağlamış olur. İnşallah. Şimdi zaten milletvekillerine, meclise bazı federasyonunuz da herhalde tüm vekillere federasyonla beraber göndermiş. Şimdi Adıyaman'ımızın kıymetli 5 tane milletvekili var. Biz 5'ine de ilettik dosyalarımızı. Yani bekliyoruz dönüş yapmalarını. Evet. Yani bilhassa İktidar Partisi, İktidar kanadından bekliyoruz. Çünkü bizim çözüm noktamız onlar. Ve şöyle bir şey, yani bizim birçok, biz sivil toplum kuruluşuyuz. Bizde her türlü düşüncede insan var. Yani fikriyatı, zikriyatı, işte partisi farklı olan insanlarımız var. Çünkü biz sonuçta meşrebe, mezhebe bakmıyoruz. Biz sivil toplum kuruluşuyuz. Şimdi bizim birçok üyemiz de, yani gönüllükle İktidar Partisi'ni destekliyor. Şimdi adam mağdur. Bak sizi sevenler bile mağdur. Hep yani öyle düşünecekler. Hı hı. Onun için lütfen bize dönüş yapsınlar. Derdimizi anlatalım. Şimdi biz nasıl diyeyim tabiri caizse hani dayak yiyoruz. Ağlamamıza müsaade yok. Ağlayalım kardeşim ağlayalım. İnsanlarımız mıdır? Hani siz çöp örneğini verdiniz. Hani ben de o arkadaşı biliyorum. Ama insan yani ben onunla gurur diyorum. O arkadaşımla ben gurur diyorum. Yani şey yapmasın yani. Evet. Aşk almak daha kötü. Çocuğunun nafakasını çıkarmamak daha kötü. Yani kendiniz şahit olduğunuzu biliyorsunuz zaten. Evet. Helal olsun diyelim. Ne diyelim? Yani tabii ki evine ekmek götürmek zorunda herkes. Aynen. Zor bir süreçten geçiyorsunuz. Şimdi okullar tekrar açılacak biliyoruz. Bu özel okullar başladılar zaten. Özel okullardaki kantinlerle alakalı bir durum var mı sizin? Şimdi onda da var var. Bizim orada da arkadaşlarımız var. Şimdi onların da işleri hani onlar da açmıyor. Açan da çok şey değil zaten. Randımanı değil. Hı-hı. Yani okullar şimdi açılsa dahi. Yani açsak da bir dert diyorsunuz. Tabii açılsa dahi. Şimdi şöyle bir şey. Yani devletin kendi hani kısıtlamalı öğrenci gelecek. Az öğrenci gelecek. Yani ortaokul işleten bir arkadaşımızı düşünelim. Orayı işleten bir arkadaşımız 1000 öğrenci varsa 300 tane şey vardır. Yani bu rakamlar afaki yani. Hı hı. 300 tane öğrencimiz var. Onun da devam zorunluluğu yok. Yani aile isterse göndermeyebiliyor. Bunu yaptığı zaman şimdi ona da ikiye bölüyorlar 150 öğrenci. 150 öğrenci de o açtığı işletmenin elektriğini mi karşılarsın? Bakurunu mu karşılarsın? Vergisini mi karşılarsın? Muhasebesini mi karşılarsın? Kirasını mı karşılarsın? Personelini mi karşılarsın? Yani onun için bence yani bu süreçte bizim açmamız daha mantıklı. Çünkü açan arkadaşlarımız ve açtığımız zaman biz zaten üste para basacağız. Daha çok zarar edeceksiniz. Yani. Muhakkak. Peki Vali Bey'le hiç görüştünüz mü? Yani Vali Bey'e durumunuzu aktardınız mı? Biz Sayın Valimizle görüştük. Kendilerini Adıyaman'a geldiği için ziyaret ettik. Sağ olsunlar. Yani bize kapıların açık olduğunu söyledi Sayın Valimiz. İlgileneceğini söyledi. Hani şöyle bir şey, devletimiz her aileye biner şey verdi. Biner lira verdi. Maalesef bizim ne üyelerimiz, hani hepimiz bakurlu olduğumuz için zaten öyle bir sosyal hizmetlere bağış. Yani şeye, işte o parayı hiçbir arkadaşımız alamadı bakurlu olduğumuz için. Çalışanlarımız alamadı. Çalışanlarınız neden alamadı? Yani mesela bizim çalışanlarımız çoğu çırak. Benim mesela diyelim ki işletmeciyim. Benim çalışanlarım çırak statüsünde. Şimdi onlar sigortalı gözüküyor. Şimdi sigortalı gözükünce bunlar da devlet de sigortalı şeye vermedi. Yani bizim üyelerimiz almadı, çalışanlarımız almadı. Biz bununla ilgili bu pandemi süreci yeni başlamıştı. Odamızla beraber bir liste yaptık. Yaptığımız listede işte talebimiz şuydu, en azından bunlara birer gıda kolisi verelim diye. Çalışanlarımıza, hani işletmecileri yok. Biz 285 kişi liste verdik. 85 kişiye verdiler. 200 kişiye koli bile vermediler yani. Evet. Çok... Yani kusura bakmayın, güldüm ama. Vallahi yani niye ağlayacak halimize gidiyoruz yani, ne yapalım.
Neden peki böyle ayrım yapılıyor? Yani ayrımdan ziyade işte ben bilmiyorum. Yani şu da var. Biz de gerçekten derdimizi anlatamamış olabiliriz. Yani top yere değmeden zıplamaz. Bizde top yere değdi. Şimdi zıplayacak. İnşallah yükselişe geçecek. Ve sesimizi duyuracağız. Yani Türkiye genelde yapıyoruz. Şimdi birçok, her ilde biz, hani bizim de işte görüşüyoruz arkadaşlarımız. Her ilde bir mücadele var. En azından biz mücadelemizi yapalım. Devletimiz sesimizi duyacak inşallah. Ta sesimiz duyana kadar mücadele devam edeceğiz. Kırmadan, dökmeden. Tabii ki biz yani böyle bir şeyin oluşmasını istemem ben. Yani önce sağlık. Yani sağlığın, sağlıklı kalmak için de aç kalmamak da lazım. İnsanımız aç, üyelerimiz aç. Evet. Şimdi bugün programa aslında iki kişi katılacaktınız. Kahveciler Odası Başkanı da programımızın konu olacaktı. Onun acil bir işe çıktığı için gelemediler. Başkanımızın sizi vekil kılması sebebiyle aktarmanız gereken şeyler de var biliyorum. Şimdi bizim, evet, kahveci arkadaşlarımız, şimdi onlar da dertli. Servisçi arkadaşlarımız da dertli. Şimdi kırtasiyeciler dertli, konfeksiyoncular dertli. Yani şöyle, yani gıdayla, temizlik hariç bütün sektörler zaten sıkıntıda. Ama en çok sıkıntı çeken birinci derece biz kantinciler, servisçiler ve kahve işletmeciler. Şimdi bizim oda başkanımız Sinan Bey bir iş çıktı, gelemedi. Şimdi kahvelerde de şöyle bir sıkıntı var. Ona da hakimiz. Hani sonuçta bizim de bir kahve kültürümüz var. Şimdi kahvelere gitti. Kahveleri açma serbest. Açık. Oyun yok. Şimdi insanlar gidip oyun oynamadan sonra kahveye gitmez. Çay içmekse evinde çayını içer. Rahat rahat koltuğuna oturur, uzanır, çayını içer. Şimdi öyle bir kahvelerin şöyle bir dezavantajı da var onların. Bizden daha kötü pozisyonda olan noktası. Şimdi birçok işletme kira. Kiracı pozisyonda. Kiracı olduğunda yani mülkiyet sahibi vicdanına kalmış. Yani kimse de parasından vazgeçmez. Ben biliyorum bizim merkezde adam 80 bin lira kahve şeyi veriyor. Kirası veriyor. Kahve kapalı. Adı açık. Ama oyun olmayınca kimse gitmiyor. Bu insanlarımız gerçekten onlar da bizim kadar mağdur. Yani aslında şu anda hastalığın bu kadar tavan yaptığı bir süreçte tabii ki kahvelerin de çok açık olmaması lazım ama açıksa eğer başka tedbirler alınmalı. Açılmayacaksa eğer oyun yasaksa kahveler de zaten açılmamalı o halde. Evet. Ve onlara da bir teşvik, bir hibe destek şimdi, verilmesi lazım. Şimdi birçok yani bizim... Ben biliyorum ki geçen Sayın Murat Koca ile burada konuştuk. Birçok kahveci esnafı dükkan kapatıyor. Muhakkak. Şimdi bizim hepimizin akrabalar yurt dışında yaşayan insanımız var. Orada da esnaflık yapan arkadaşlarımız, akrabalarımız var. Herhangi bir ülkede eğer devlet yasal olarak bir işletmeyi kapatıyorsa o işletmenin, işletme sahibinin veya çalışanına beraber asgari geçimini sağlamak zorunda kalacak. Yapması lazım. Sosyal devlet anlayışı bu. Şimdi bizim devlet tamam kapat diyor, kapatmışız. Ama devlet benim orada mağduriyetimi, üyelerimin mağduriyetimi, kahvecilerin, servisçinin mağduriyetini gidermesi lazım. Bizim devletimiz büyütür. Yani sosyal devlet bugün için var. Bugün sosyal devlet anlayışı olmayan bir ülke yani ne yapacak biz? Bakın yani bizim, benim kendi ülkemle, devletimle, milletimle, ben Türk milletinin bir ferdi olmaktan şeref olur diyorum. Benim bu ülkeye kendim dahil 5 tane evladım var, hepsinin canı feda olsun. Ben bu ülke için ölürüm. Ayrı bir iş. Ama sosyal devlet anlayışımız varsa benim bu devletim beni aç bırakmayacak. Bu kahveci olur, bu servisçi olur, bu kantinci olur, bu konfeksiyoncu olur, bu kim olursa olsun. Devlet eğer bana diyorsa ki kapat diyorsa, ki zaruridir, kapatmasına bir şey demiyoruz. Önce sağlık diyoruz. Kapatıyorsa bunun devlet de diyor ki kardeşim al sana bir asgari ücret. Ya ben çocuğuma ben yani çocuğum benden o süt isteyince alamayacaksam, çocuğum bezini alamayacaksam, ben çöpte çöp toplayacaksam, yani ben aşkla, benim hastalıkla gitmem daha mantıklı ya. Yani aşk alma hastalığa sormaktan daha kötüdür. Yani hastalığın şifa, hastalığın tedavisi var, aşkın tedavisi doymakla geçer. Yani sektörde birçok insanın ciddi manada sorunları var. Adıyaman'da bu sorunları çok yoğun bir şekilde yaşıyoruz. Zaten Adıyaman işsizlik anlamında
maalesef çok ciddi rakamlara ulaşmış durumda. İstihdam sıkıntımız çok yüksek. Mevcut iş yerlerinde de bu tür kapanışlar, işsiz kalanlar vesaire. Çünkü bunların çoğu kayıt dışı zaten. O bölgelerde çalışanların çoğu da kayıt dışı çalışıyorlar. İşte garsonluk yapanlar vesaire. Biz programımızın yavaş yavaş sonuna geliyoruz Sayın Başkanım. Son sözlerinizi rica edeyim. Son çağrılarınızı rica edeyim. Ondan sonra da Son çağrımız bu hastalığı inşallah, bu salgın hastalığını millet devlet el ele yeneceğiz. Sosyal mesafe, maskeye dikkat alacağız. Biz güçlü bir ülkeyiz. Allah'ın izniyle biz bu süreçte güçlenerek çıkacağız. Devletimiz de inşallah zilletenlere sesimizi duyacak. Yaramıza pansuman olsunlar, derman olsunlar. Tek temelimiz budur. Bizi izleyenlere teşekkürlerimi sunuyorum. Tekrardan sizler adında Mercan TV ailesine sonsuz teşekkürlerimi tekrar iletiyorum. Gazilerimizin acısı acımız günlerini kutluyorum. Hastanede çalışan sağlık ordumuz, sağlık hizmetinde çalışan sağlıkçılarımızın hepsine tekrar emeklerin için teşekkür ediyorum. Çünkü onlar bu savaşın ön cephesinde sağlıkçılarımız var. Biz başta bunları unutmayacağız. Bu konuda hepsine sonsuz teşekkür ediyoruz. Bu hastalıkta hasta olanlarımıza Allah şifa versin. Rahmet edenlere Allah rahmet eylesin. Çünkü biz biliyoruz artık süreç çok sıkıntılı bir sürece geldik. Bunu da dikkate almak lazım. Biz daha önce televizyon haberlerde diyorduk. Şurada şu ilde 5 tane, 3 tane ama şimdi ailelerimiz, dayımız, yeğenimiz, amcamız bakıyoruz karantinada bakıyoruz hastalığa yakalanmış. Allah bugün yoğun bakım ünitesinde yatan birçok akrabamız var, arkadaşlarımız var. Oraları görmek lazım. Lütfen sizlerinden lütfen bu konuda hassas olalım. Evet. Bu işin şakası yok. Teşekkürlerimi sunuyorum. Biz teşekkür ederiz. Sağ olun. Evet. Adıyaman Kantinciler Derneği Başkanı Sayın Mahmut Bereket'le birlikteydik. Programımızın ilk bölümünü burada sonlandırıyoruz. Reklamlardan sonra ikinci bölümde yeni konuğumuz Türk Sağlık Sen Adıyaman Şube Başkanı Sayın Necdet İrfan Tokur olacaklar. Sağlıkçıların sorunlarını konuşacağız. Sağlık emekçilerinin taleplerini dinleyeceğiz. Reklamlardan sonra tekrar birlikte olmak üzere.